Selamlar herkese, ben Kerem Söz Konusu Sanat'tan. Bugünkü dersimizde Athena'dan Kafama Göre'yi inceleyeceğiz. Parça içerisinde birden farklı ritim kalıbı mevcut. Bunların her birini size detaylı bir şekilde göstereceğim. Hazırsanız dersimize geçelim. Şu şekilde başlıyoruz. İlk önce size girişi bir kere çalmak istiyorum. Ardından burada kullandığım akorları ve ritim yapısını detaylı bir şekilde ifade edeceğim. İlk kalıp şu şekilde çalınıyor. İlk önce parçanın girişinde ne yaptığımıza bakalım bir. Burada çok basit iki tane akor yürüyüşü var. İlk önce si minör basarak başlıyoruz. En üst 7'den en alt 7'ye kadar bara basıyorum. Serçe yüzük parmaklarım sırasıyla la ve re tellerinde 9. perdeyi kapatıyor. Burada vurduktan sonra geriye doğru slide işlemi yapacağım. Bunu ilk aşamada 2 kez tekrarlıyorum. Bunu iki kez yaptıktan sonra üçüncü kalıp ve dördüncü kalıpta iki tane si'yi daha hızlı vuracağım. Şöyle olacak. Hepsini birleştirirsek. Bunu yaptıktan sonra iki tane la majör basıyorum. En sonda tekrardan si minöre dönerek parçanın girişini tamamlıyorum. Hepsini birleştirdiğimizde şu hale almış oluyor. Kısmı çaldıktan sonra aslında direkt olarak ritim atacağımız part başlayacak. Burada ne yaptığımızı size bir kere göstereyim, ardından nasıl çalındığını anlatacağım. Şöyle başlıyoruz. Burada bu kısmı çalarken arka arkaya Ankara Karaman tartımlarını kullanıyorum. Sağ elden yaptığım ritim aslında şu. Ankara, anla ka yukarıdan vuruş, an ka ra'yı alttan çekiyorum ama hız olarak ta ta ta. Son iki vuruşum daha hızlı. Ta ta ta. Ankara'yı yaptıktan sonra ise Karaman ekliyorum. Şöyle oluyor. Ankara Karaman. Ankara Karaman. Şimdi burada sağ elden ritme atmak aslında sıkıntı değil. Burada ritme atarken akorlarda staccato bir etki yakalamamız gerekiyor. Kesik kesik çalacağız. Burayı şöyle yapmamız lazım. İlk önce bölerek gidelim. Ankara Karaman tartımı her bir akorda kullandığım bir bütün bir sıralamayı ifade ediyor. İlk önce si minördeyken Ankara Karaman'ı kullandığımda şöyle duyuluyor. Şimdi an vuruşumda parmaklarım klavyeye bastırmıyor. Bir dead note olarak düşünebilirsiniz. An vurduktan sonra kara geliyor. An kara. Son kez yapıyorum. An kara. Ardından şu karaman eklemem lazım. Şöyle yapıyorum. An kara karaman. Karanın ilk iki vuruşu dead note. Man'da tekrardan parmaklarım klavyeye basıp notu elde ediyorum. Yavaşça çalarsam ilk önce sesi kapatalım. An kara. Ankara Karaman. Ankara Karaman. İlk anda nota vuruşum yok. Ardından gelen karada nota vuruşum yok. Bu ikisi dead note. Lütfen bunları dikkat edin. Yavaşça birleştiriyorum. Ankara Karaman. Ankara Karaman. Buradaki ritim kalıbını si minör, mi majör, ardından gelen la majör ve tekrardan si minörde arka arkaya kullanacağız. Si'den mi'ye geçişimi bir tur, bir tam tur kabul edersek, şu si ve mi majör geçişini, bunu tam 3 tur arka arkaya tekrarlıyorum. Yavaşça çalıyorum. An, kara, kara, man. İkinci akora geçtim, aynı ritim. An, kara, kara, man. Tekrar si'ye çıktım. An, kara, kara, man. Aşağı indim. An, kara, kara, man. Tekrar si'ye çıktım. An, kara, kara, man. Tekrar mi indim. An, kara, kara, man. Ardından la majöre geçiyorum. Aynı ritim. Ardından si minöre geliyorum. Burayı bir konuşmadan yavaşça sizlere çalmak istiyorum. Bu noktada bana eşlik edin lütfen. Ritmi daha rahat kavramanıza yardımcı olacaktır. Başlıyorum. Thank you.
parçanın girişindeki ritim kalıbı bu şekilde. Bu ritmin üzerine çalınan bir de solo var. Şimdi altyapıda dönen akorları öğrendik. Gelin bir de solonun nasıl çalındığına bakalım. İlk önce size bir kere çalacağım, ardından nasıl çalındığını göstereceğim. Şöyle başlıyoruz. Burada solunun ilk hali, bu soluyu daha sonra farklı versiyonlarla da atacağız. İlk hali tamamen dörtlemelerle çalınıyor. Her notayı 4 kez vurarak ilerliyorsunuz. İlk başta son kısım değişiyor. Sadece şöyle başlıyoruz. En alt 2D işaret parmağım var. Fa diyez notasına dörtleme yaparak giriyorum. 1, 2, 3, 4. Ardından bir üst. Üçüncü perde C tenide, üçüncü perde R notasında yine dörtleme yapıyorum. Birleştirirsem. Ardından aynı tel 5. İsterseniz buradaki mi notasını serçeyle de alabilirsiniz. Orta parmağınızı da buraya getirebilirsiniz. Ardından boş. İlk kalıp. İkinci kalıp aynı şekilde giriyor. İkinci kalıpta burayı serçeyle almak yerine ortaya ile alabilirsiniz. Çünkü bir alt telde 5'te hafif bir 1/4'lük vibrato bent uygulayacağız. İkinci kalıbı ortayla mi notasına gelecek şekilde çalıyorum. Bir alt telde mi telinde 5. perde la notasında 1/4'lük bir bent ekliyorum. İki kalıbı arka arkaya alırsam. Ardından tekrar birinciyi tekrarlıyorum. Buraya kadar aynısını yaptıktan sonra boş vurmak yerine, ilk kalıpta boş vurarak bitiriyorduk biliyorsunuz. Boş vurmak yerine ikiye geliyorum. Dörtlemeyi burada yapıyorum. Yani şu an aslında üçüncü kalıbı çalıyoruz. Üçüncü kalıp şöyle olmuş oldu. İlk üçünü birleştirirsek. Solunun sonunda şu yürüyüş eklememiz gerekli. Burada bu yürüyüşü ekleyebilmek için ilk önce C teninde Ankara çalarak başlıyorum boş bir şekilde. Çaldıktan sonra üst telde 2-1-2 yapıyorum. 1-2 geçin isterseniz pena, isterseniz hammer-on, hangisi rahatınıza geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Yaptıktan sonra son olarak C telinde tekrardan boş vuruyorum. Buradaki soloyu bir yavaşça birleştirelim hemen. Şimdi hatırlayacak olursanız biz ilk kısımda atılan ritmi öğrendik. Ardından bunun arkasında çalınan soloyu gördük. Şimdi ikinci ritim kalıbına geçiyoruz. İkinci ritim kalıbı direkt olarak İzmir Karaman. İzmir Karaman. İz ve mir yukarıdan vuruşlar. İzmir Karaman. Karaman yine yukarıdan, aşağıdan, yukarıdan. İzmir Karaman. Burada bu ritmi atarken geçeceğimiz akorlar 5 kalıp olacak şekilde yine si minör ve mi majör ile ilgili. Bunu 5 tam tur arka arkaya çalıyorum. Şöyle başlıyorum. İzmir. İlk izde yine nota yok. İz. Mi'ri vurduğumda si minör ekliyorum. Ardından Karaman'da da şunu çalacağım. Karaman öncekiliği yine aynı. K ve R'da dead not vururken Man'da parmaklarımı basıp tekrardan burada si minör akorunu elde ediyorum. Yavaşça birleştirelim. İz. Mir, pardon. İz, mir, karaman. İz, mir, karaman. Burada da İzmir Karaman'ı sürekli olarak bir akorda atacaksınız. Yani ilk turda si minör çaldık. Ardından aşağı iniyorum. İzmir Karaman'ı burada çalacağım. (Gülüyor)
normalde parçanın sırasına göre birleştirirsek si minörden mi majöre geçiş bir tam tur. Bunu tam 5 kez tekrarlıyoruz. Şöyle olacak. İzmir Karaman, İzmir Karaman. Dördüncü turdayım. Beşinci tur. Beş tur bunu çaldıktan sonra La majöre geliyorum. La majöre geldiğimde Ankara Karaman çalacağım. Ankara Karaman. Parçanın girişinde yaptığımız vuruşlarla nota sırasıyla aynı an çalınıyor. Ankara Karaman. Yaptıktan sonra burada si minöre gelip si minöre vuruyorum ve ardından 9 ekliyorum. Yani melodi şöyle oluyor. Ankara Karaman si 9 10 en üst telde do diyez ve re ekliyorum. Şimdi buradaki kalıbı size baştan sona çalmak istiyorum. Bu noktada yine bana eşlik etmeyi unutmayın. Hemen başlayalım. Şöyle giriş yapıyoruz. Partı da bu şekilde çalıyoruz arkadaşlar. Şimdi buna eğer tek gitar çalacaksanız arada şöyle bir melodi var. Pardon. Mi 7, si teli 10. perde. Burada si notasındaki 10. perdeyi full bend yapıp 12'ye kaldırdığım bir figür var. Bu normalde şuraya denk geliyor. Biz ritim atmaya başladık ya, İzmir Karaman. Şimdi İzmir Karaman'ı birinci tur çaldınız. İkinci turda İzmir yaptıktan sonra Karaman'da mi majöre geçmeniz gerekli ya. Mi majör çalmak yerine eğer bunu tek gitar çalıyorsanız mi majörün çalındığı yerde bende ekleyebilirsiniz. Ardından kalıba devam edebilirsiniz. Bu kısmı bir kere örnekleyeceğim. Şöyle duyulması gerekti buranın da. İkinci tur. Tekrardan parçaya dönüyorum. Şimdi buradaki ritmi hızlandırmanız lazım. Parça da hemen hemen şu hızda çalınıyor. Bunu lütfen yavaş çalışarak şu hızları çıkarmaya çalışın. Buradaki hız bu. Lütfen bunu yakalamayı dediğim gibi çalışın. Ama ilk önce ne olur yavaş ve temiz çalışın. Sesleri temiz bir şekilde elde edin ki hızlandırdığınızda kulağa kötü sesler gelmesin. Şimdi ikinci ritim kalıbımızı öğrendik. Üçüncü ritim kalıbında ise şunu yapıyoruz. Akor geçişim bu sefer burada yine si minörden başlıyor. Ardından mi majöre geçeceğim. Buradaki akor geçişi 3 tam tur olacak. Birinci tur, ikinci tur, üçüncü tur si minör. Daha doğrusu şöyle sıralamasını şöyle söyleyeyim. Birinci tur şu. Si minör, mi majör. İkinci tur, si minör, mi majör. Üçüncü tur, si minör, mi majör. Üçüncü turu bitirdik ya, La majör, ardından tekrardan si minör. Burada minik bir yürüyüş ekleyip tekrardan si çalacağız. Burayı ilk öncesinde nasıl çalınıyor bir göstereyim. Buradaki yürüyüş tamamen bu şekilde arkadaşlar. Ritmim de şu. Bu kısmı çalarken kesinlikle dead note vurmuyorum. Hepsi açık bir şekilde. Ardından mi majör. Tekrar si minör. Tekrar mi majör. Tekrar si minör. Mi majör. La majör. Si majör. Si majör dedi ritmi attıktan sonra
yaptık ya, sonra en üst telde 9-9-19 ekliyorum. Ardından tekrardan si minörde aynı akor. Daha doğrusu aynı ritim. Yavaşça çalışalım. Çaldıktan sonra kafama göre sözünün tekrarladığı ve uzatılarak söylendiği bir nokta var. Burada aslında arka arkaya tam 12 kez la majör vurup sonuncusunu uzun yaparak, biraz daha uzun vurarak geriye kaydırıyorsunuz. Ancak burayı şu şekilde çalmak birazcık robotik olabilir. Burada notaları uzatarak çalın. Kafama göre tarzında. Parçanın üstünde çalarak oturtmanız daha mantıklı olacaktır. Ama robotik bir şekilde çalmak istiyorsanız tam 12 kere 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1 bu şekilde çalarak ilerleyebilirsiniz. Burayı çaldıktan sonra parçanın solosu atılırken arkadan dönen akorları geliyor. Ankara Karamanlı kısım. Burada iki tam tur buradaki akorların sırasını dolanacağız. Ardından solo atacağız. Solo burada değişiyor. İkinci bir ayrı solo var. Ayrıca ilk solonun da sonunu değiştireceğiz. Şimdi soloyu bir tekrardan hatırlayalım. Solomuz nasıl başlıyordu? Normalde soloyu bu şekilde atıyorduk. Ancak burada şöyle atacağız. Girişimiz yine aynı dörtlemelerle başlıyoruz. Bentli kısma kadar, yani mi telinde 5. perde la notasını 1/4'lük bent yaptığım kısma kadar aynen çalıyoruz. Ardından ritim şuna dönecek. Şimdi burada şunu yapıyoruz. Normalde dörtleme giriyorduk ya, onun yerine 2'den başlıyorum. Aslında Ankara Karaman'ı iki nota arasında yediriyorum. Ankara Karaman. Raman kısmında yukarı çıkıyorum 2'ye. Ankara Karaman. Ardından aynı tel 5 ve 2 arasında Ankara Karaman yaparak ilerliyorum. Ankara Karaman, Ankara Karaman. Sonra aynı şekilde soloyu bitiriyorum. Burayı yavaşça baştan sona alırsam şöyle duyulmalı. Pardon, dörtlemelerden girelim. Çaldıktan sonra parçanın ikinci solosu devreye giriyor. Onda da şunu çalıyoruz. İlk önce nasıl çalındığını bir kere göstereyim sizlere. Burada yaptığım yürüyüş de şu. En alt tel 2 boş olarak başlıyorum. Üst tel 3-2. Ardından boş. Mi teli 5, vibrato. 2 boş, si teli 3-2 boş, en alt 5. Ardından girişi aynı. Bu sefer en alt 5 yerine 7. Birleştirirsem. Ardından 10'dan 9'a pull off yapıyorum. Sonra 12'den 10'a pull off yapıyorum. Geçişimiz burada birazcık hızlı. Yaptıktan sonra 12'de full bend. Birleştirelim. Bir kere daha. Ardından da
19-19 pull-off. Üst tel 12-10 pull-off. 12 vibrato. Yani burayı en baştan yavaş çalırsak şöyle duyulmalı. Ardından bas ve baterinin birlikte yürüdüğü bir yürüyüş var. Şuna benzer bir ritim dönüyor arka planda. Buradaki ram tata ram tata ritminin ilkinde bas ve bateri beraber giriyor. İkincide siz de giriyorsunuz. Ve sonunu şöyle bağlıyorsunuz. Ram tata ram tata ram tata tam tam. Ram tata ram tata ram tata tam tam. Son kez. Burayı çaldıktan sonra şöyle bir bendimiz var. Burada işaret parmağım C telinde 10, yüzük parmağım sol telinde 12. Çaldıktan sonra staccato yapıyorum, yani ezgiyi susturuyorum. İki kez arka arkaya. 12 burada full bende kadar gidiyor. Ardından tüm parmaklarımı iki yana kaydırıyorum. Bir full bend de burada atıyorum. Bu kısmı çaldıktan sonra şu ritme geri dönüyoruz. Bunu çaldıktan sonra ardından hemen la majörü geçiş yapıyorum ve ilk la'yı vurup uzatıyorum. Ardından üçleme ratatam ekliyorum. İlkini vurdum uzattım. Yaptıktan sonra re majör la yapacağım. Burada re majör hemen bir altı iniyorum. Vurduktan sonra la majörü tekrar geri çıkıyorum. Burayı bir birleştirelim. Çaldıktan sonra şöyle bir yürüyüşümüz var. Şunu çalmamız gerekli. La burada uzuyor ya. Bunu yapmamız gerekli. Bu kısımda isterseniz göstereceğim. Ben hibrit picking ile çalıyorum. İsterseniz pena ile çalabilirsiniz. Şöyle başlıyoruz. La'yı uzattık en son. Uzuyor. En üst telde 3-2 boş yaparak başlıyoruz. Ta ta tam yaptıktan sonra mi minora koyalım. Arpejliyorum ama şu değil de şunun gibi. Yaptıktan sonra si teli 3. En alt tel boş. Ardından C telinde ikinci perde 1/2'lik bir bend. Ardından C teli boş. Yani ben burada mi telini sağdan orta parmakla çekiyorum. Bana daha kontrollü ve daha hani çalarken rahat hissettiriyor bu. İsterseniz ama siz pena ile çalabilirsiniz. Burayı çaldıktan sonra şunu ekliyoruz. Sol majör basar gibi başlıyoruz. En üst 3, 1, 6, 2. Buradaki arpejim şu. En üst 3, 1, 6, 2. Ardından C, R teli, sonra da sol teli. Burayı da isterseniz dediğim gibi pena ile çalabilirsiniz. Ama ben burayı yine hibrit picking çalıyorum. Yaptıktan sonra C teli. 2-3 slide. Ardından bir tane daha 3. Birleştirirsek. En üst tel ardından 2-3 ekliyorum. Yavaş çalalım.
sonrasında tekrardan la majör vuruyorum. La majör vurup uzatıyorum. Uzuyor. Tekrardan re la geçiş ekleyeceğim. La uzuyor. Ardından burada yaptıktan sonra en son si teli boş. Ardından sol majör ve la majör akorları arasında şöyle bir geçişim var. Sol majörde tam 16 tane vuracağım. Ardından la'ya 8 geleceğim. Çalacağım. Bir tane daha vurup susacağım. Burayı baştan birleştirirsek şöyle duyulmalı. La'dan alalım. Tekrardan giriyorum re la. İkinci kalıbı çalıyorum burada. Buradaki melodi tamamen bu şekilde çalınıyor. Bunu çaldıktan sonra şuna geçmemiz lazım. Buradaki akor yürüyüşünü daha önce kullanmadık. İlk defa şimdi karşımıza çıkacak. Si minör, mi majör, tekrar si minör, mi majör, si minör, sol majör, la majör. Burayı çalarken şu ritmi kullanacağız. Bunu daha önce kullandık. Yani şimdi si, mi, si, mi, si, sol geçeceğim, dikkat edin. En son burada la'dan si'ye geldiğimde si'yi bir kere vurup uzatıyorum, ardından 9 ekliyorum, 9-10 ekliyorum. Tekrardan bir buradaki kalıbı yavaş çalalım. Bu bir kere daha çalınıyor. Bu ikinci tur. Üçüncü tur var. Üçüncüyü de aynı şekilde çalıyorsunuz. Ardından parçanın girişinde solo atarken kullandığımız melodiyi tekrarlayacağız. Ritmi kullanacağız. Ankara Karaman. Benim bu parçayla ilgili size aktarabileceklerim bu kadar. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz ne olursa olsun yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Ayrıca ders içeriklerinde görmek istediğiniz parçaları da bize iletmeyi unutmayın. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.